Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüne sizlerle birlikteyiz. Ve lig maçlarına başlıyoruz. Kendi evimizde Trabzonspor'la oynayacağımız maçla bu bölüme başlıyoruz. Umarım güzel olur, güzel bir maç olur ve galibiyetle sahadan ayrılırız. Bu arada 3. sezonumuz Trabzonspor'la 6 kez karşılaşmışız ve hiç maç kaybetmemişiz. E, yedeklerimiz hazır. 11 yabancı oyuncu varmış kadroda. Büyük çoğunluğu bunların zaten sahada geçen bölüm Tameze çok çıkıp eğlenin dedik başımıza iş açmayız inşallah. Geçen bölümde Tameze çok büyük sıkıntılar çıkarmıştı bize. Ee, bu Nathan Bas falan iyi oyuncuları var aslında bunun ya. Rakip talimatlarında şu Liverpool'daki alan mı? Evet. zayıf ayak yapalım. Abduş Bey'e de zayıf ayak yapalım. Bakalım ne? Çok güzel. Saliba bu sezonki ilk golünü attı. Yine uzak direğe kesilen bir orta ve Saliba golü attıktan sonra ellerini bir de kulağına götürüyor. Vurdu. Elleri götürüyor kulağa koşarken. 1-0. mı kaç yaşına geldin? Fiziksel olarak Yaşındaymış ya. Daha çok da şey değilmiş ya. Bakayım. Hiç. Muriç. Muriç geçen maçta gol atmadı. Ama e, iki tane gol fırsatı yaratmış. iki tane de kilit pas vermiş. Yani güzel bir performans. Al onu 33 numara. Tabi Abel Ruiz yok bu maçta. Abel Ruiz'in yokluğunu hissedeceğiz sanırım. Muriç, Ozan abi çok iyi paslar atıyorsun. Muriç oyunu çok güzel açıyorsun. Cavallero çุด ama top kornere çıktı. Olsun, kornerleri de iyi kullanıyoruz. Deniz yine uzak köşeye Saliba'dan önce Uğurcan topu kontrol etti. Uğurcan'ı almayı mı denesek mi acaba ya? Uğurcan da 25 yaşında ama Takip listemize ekleyelim ya. Yerli kaleci. Erce kardeşler. yedek kalecimiz var ya. Gökay götürür bizi. Hakimi. Deniz bütün alanı katettin ama. Oo, of of of. O nasıl bir tek top. Cavaleiro. Harika bir top değil miydi ya? Allah. Çok iyi bıraktı o boşluğa. İki tek top bitti abi. Hankersen güzel bir sabek. Performansınızdan hiç memnun değilim. Değişik bir şey ya. 2-0 öndesiniz ama hiç memnun değilim diyorsunuz. Performansınızdan ve takım ve bundan pozitif olarak etkilen. Bayeho iyi gönderdi boşalana Willems. Oo, maçı çıkartacağım ama Willems devam etmesin. Hakimi tek top. Guri dan. Willems'in hem sarı kartı var, hem de kötü oynuyor ama iyi çıktı orada topla. Abdul Cebrail'i atalım. Ya Willems'in biraz moralini bozduk, tartıştık adamla ya. Antrenman performansı kötü diye uyardım ama hiç ne alınmadı yani. Kaymeden de top alamazsın. Yapma, yapma, yapma. Dördüç. Saliba... Bütün kornerlerde kafayı vurdu yalnız Saliba ama dışarı ama gol yani bütün kornerlerde kafayı vurdu. Şuna i̇şte baksana abi neler yapıyor Muriç ya. Muriç. Deniz. Saliba yerine aslında Muriç'i e atabiliriz. Yani böylelikle yani arka direğe hani böylelikle skora katkısını da e, sağlayabiliriz en azından. Muriç niye şeyde kaldı? E, arkada kalıyor. Çünkü orada Abel Ruiz vardı. Geride tutuyorduk Abel Ruiz'i de süratli bir oyuncu olduğu için. Vurma. Ama çok kötü vurdun. Yani ters ayağınla niye vurdun? İçeri doğru yerden bıraksan çok daha rahat pozisyonu senin için. Bir değişikliği yapalım. Ozan yerine Salih Özcan'ı atalım. İkinci sarı. Parmak mı? Yoksa ömür mü? takip listemize ekleyelim Ömür'ü. Ee, tamam 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 Baranetçe'yi atabiliriz. Ömer Faruk Beyaz'ı hiç oynatmadık. Frydeck var. Neyse olacak olacak. İleride olacak hepsi olur. Burcan. Çok güzel tek toplarla iyi çıktık. Cavalero yani iyi oynuyor ya. Güzel toplar attı. Burada da tek topu çok iyi bıraktı. Bir asisti var. Güzel bir asist. Tabi Abel Ruiz kadar dominant değildi. Ee, burada güzel oynadık. 2-0. Rakipte alan çok iyi oynamış ama alan da fena değil. Oyuncu olabilir. Tabi yıpratmış alanı. Adam Liverpool'a geldi ama pişman oldu. Yani. Hayatı kiralıkta geçti. Evet güzel bir galibiyetle lige başladık. Güzel galibiyet aferin çocuklar diyelim. Maç kazandıkça her zaman güzel galibiyet diyelim. Çok da moral bozmayalım. Salih ilk maçına çıkmış. Hakimi 8.50. 7 kafa topu kazanmış. Şöyle Vedat Muriç'imize bakalım. Devam diyelim. Muriç bu maçta evet gol fırsatı falan yok ama 23 isabetli pas var. Guri'den daha fazla isabetli pası var. Cavallero'dan da Deniz Deniz ya Deniz'in ayağa baksana hakkı. Kaleci ile aynı isabetli pası var. Bu maçta hücum hattında çok şey oynayamamış ama şöyle izlediğiniz zaman maçı gerçekten böyle e, güzel tek topları falan var. Boşa çıkan e, Guri'yi iyi pozisyona sokabiliyor. Bizim birinci önceliğimiz e, orta sahadaki o ikiliyi biri mücadeleci çalışkan oyunculardan kurmak. Tabii Avrupa'da Kampiyonlar Ligi'nde iki orta saha ile oynamak için ona göre iki orta saha oyuncunuzun olması ne bileyim Kondogbia ile Kante falan olacak orta sahada. Ki o yükü kaldırsınlar. Ya da e, önde oynayan kanat oyuncularını tam orta saha merkeze çekeceksin. Hani oyuncu orta sahada buluştuğu zaman sağında veya sol tarafında bir oyuncu daha görecek ki e, pas oyununda veya pas vereceği zaman çok böyle sıkışmayacak. Baskı altında olsa bile daha rahat olacak. Fıtık var adamın 4-6 hafta yok ya hemen Türkiye'ye gelir gelme fıtık mı oldu? Neyse bir sanayiye götürüp onu bir astırırız belinde Bacağından asıyorlar ya öyle çevirip. İyi geliyor diyor. <laughs> Tık attı. Tribünlerin tamamen dolması. Pedro Mendes kiralık. Güzel İşler Birliği deplasmanı, Ankara deplasmanı. Ondan sonra yeni Malatya ile kendi evimize. Bu arada hiç duran top çalışmadık. Ve şu duran top işini de halledelim. Yani en azından Vedat Muriç'in biraz pozisyona girmesini sağlayalım. Goran Milošević yani bu Komolli ilgileniyordu bu transferle ama pek şey yapmadım. Gitti. Real Sociedad'a gitti. Ee, köşe vuruşları diyelim. Köşe vuruşları bizim için önemli. Yani Saliba da aslında iyi. onun da skoru var ama bizim için en önemlisi bizim kendi oyuncumuzun daha iyi skorla daha iyi skorlara ulaşması. Ozan Tufan sen buradan yap. Şu oyuncu aslında bir oyuncuyu daha mı içeri alsak? Evet, yes, şu Saliba'yı da atalım. Geri çık diyelim. Cavallero. Burada Jason'u geri atalım. Evet. Şöyle. Sol bölgeye geldik. Yine uzak direğe Vedat Muriç'i atalım. Tamam. Ee, burada kim var? Ozan Tufan. O olsun Ozan Tufan olsun. Hadi bakalım. Güzel olur inşallah. Ya en azından Vedat biraz skora katkı sağlasın. Vedat'ı da ya kalsu oynatırım. Vedat çünkü şöyle fiziksel özellikleri düşen oyuncularda hız hızlanma ve çabukluk düşüyor. Vedat Muriç hızlanma ve çeviklik yani çok yüksek değil zaten. O yüzden Vedat Muriç 34-35 yaşına kadar kullanırız çok rahat. Hiçbir problem yaşamayız. Gençler Birliği deplasmanına gidiyoruz. Yine Muriç ile oynayalım. Güçlü, diri bir oyuncu olsun. Prime'deki de atabiliriz. Sahte forvet. Friday de olabilir. Friday de yavaş yavaş öğrenmiş de o rolü. O Williams. Bana 3 numarayı verdim. 3-3. Üç, Williams üç. şık bir çalım. Ozan ayak içine vursaydım. Şurada köşe. Firmino gibi ayak için olacak ki. Gerçi Firmino değil. Orası tam Coutinho'nun yeri yani. Kim ne derse desin oradan böyle Coutinho güzel vuruşlar yapar. Oo, Ertaç çok iyi kurtardı. Neyse öbür taraftan şimdi Muriç geliyor. Ramat. Deniz uzak direk. Muriç ikinci üç tane kornerin ikisine de kafaya vurdu. Yani topla buluşuyor. Hadi bakalım Vedat. Evet bu sefer attı Vedat Muriç. Golümüzü attık. Hadi bakalım Vedat. Şu onu duran topa, toptan aslan da benim için bir şey fark etmiyor. Sonuçta fan kırmızı olsa onu attırdık. Luka Rajic. Tabi deplasman oyunlarımız kendi sağımızdaki oyunlarımıza göre biraz daha farklı olabilir. Yani yine aynı oyunla oynuyoruz. E, dominant bir kadromuz olduğu için lige göre aslında orta sağımız çok dominant değil. Stoper atlı e, dominant diyebiliriz. Özellikle Saliba, Bek oyuncularımız ortalamasının Orta saha göbek şunu söyleyebilirim. Lig ortalamasında iki oyuncu. Oo çok şık bir pas değil miydi? Ah mel Hücum attığı için hiçbir şey söylemeyeceğim. Hücum attı Avrupa standartında diyebilirim yani. Guri, Ruiz ve Muric. Oo <laughs> Jason. Largo Ture uçarak vallahi karşıladı. Yalnız nazar değdi ha. Avrupa standartı falan dedik. o CEO. Ay CEO şimdi var ya. Şu adamı görmeliydim iyiydi. 9'u kaleyi bulmuş. Hiç memnun değilim. Tamam. E, deniz ya şimdi denizi çıkartınca da şöyle bir olay olacak. E, yani Cavaleiro'yu gördük. İsabetli pas oranı çok düşük. Yani bir asisti var. İyi tek top bıraktı falan ama Deniz daha böyle topla pasla oynayan bir adam olduğu için topun daha fazla bizde kalmasını sağlıyor. Ee, ve daha fazla e, pozisyon atak zenginliği üretebiliyoruz. Şimdi Bananetçi ya da belki o kadar top tutma elimde olan bir adam değil. Gerçi pas falan bunun da çok iyi. Bilmiyorum yani oyun tarzları şu çekmek yerine pas vermeyi dener diyor. Bakalım şaşırt biz. Bakacağız kaç pas yapmış. Diğer oyuna girdi. Abel Ruiz iyi kaptı. Hızla ileriye yöneldi. Vedat Muric geçmedi. Ruiz. o oh, çok iyi bir şut direkten. Yani pozitif bir hücum ağırlıklı Bir tık tempomuzu yapıştıralım bakalım. Ozan çok kötü oynuyor. Ozan Tufan yerine doğru atabilir miyiz acaba? Doğru atabiliriz. Biraz maç eksiği var ama. Yani Ozan yerine Dorukan'ı da oynatabilirim. Aferin Saliba Dorukan. Branetçe Vurma. Vurma ya. Vurma ne olur vur. Lütfen vurma. Abel Ruiz değiştirebiliyor muyuz? Ee, şey atarız. Baranetçe'yi atarız. Abel Ruiz yerine de buraya atamıyor Murat sağlama atabiliriz. Ömer Beyaz'ı atalım ya. At for it. mu? Ne yapalım? Olsun. Of. 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 Çok güzel. Ceza sahasına paslaşarak gir dediğim için çok böyle orta yapmıyorlar. Şu alan. işte şu zehirli alan. Evet tam şurası var ya işte şurası şu bölge. Yani burada baronetçi ve hakimin olduğu alan böyle tüm çizgiler çekersek, half space, back oyuncusuyla onun yanında oynayan stoperin arasındaki boşluk. iyi değerlendiriyoruz. Yani bu ceza sahasına paslaşarak gir talimatı o işe yarıyor. O alanları daha çok kullanıyorsun. Daha az orta yapıyorlar. Williams iyi gönderdi. Baranetçe ya süratlendi. Atamadı. 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 Oh be. Çok güzel be. Muriç indirdi. Guri attı. 3 oldu. Vedat Muliç duran toplarda damgasını vurdu. E bu adamları da duran topta kullanacaksın uzun boyunca oyuncuları. Ömer çok güzel kullandı. Vallahi şiir gibi kullandı. Ha sen güçlendin mi lan zıplaman yükseliyor. Galiba Baranetçiya'dan önce Ahmet Siyo ya. Uf Berat Özdemir. Verseler ilk sezon alırdım Berat'ı. Vermiyorlar yani. Zaten yaş ilerledikten sonra da çok fazla bir gelişim şeyi olmuyor ne yazık ki. Kim izliyormuş? Bir izleyebilir ha Avrupa'dan Watford izliyor. Gibi oyuncu yani. Şöyle baktığınız zaman komple e, defansif oyun kurucu. Evet ama bir de şey yani güçlü bir adam. Gol yemeseydi ki. Yani Zahmet Oğuz'un orada bir patlaması olayı götürdü. Güzel galibiyet dedik. Şimdi yeni Malatya ile oynayacağız kendi evimizde. Bir de mi yaptık? Performansını övelim. Moralin niye bozuk ki senin? O oynatılma süresinden herkes memnun mu? Evet ama kimse şey olmasın. Endişeli. Gök, Gökay. Gökay'cım endişelenme ya. 90'da 2.33 git bas. 22.67 90 dakika başına ortalama pas. pardon 90 dakika başında yaratılan gol fırsatı bu. Evet yani 2 devam ediyor hala şey. İstatistik ekranında paslarda yaratılan gol fırsatı yapsak evet 6. Yani geçen maç ben 90 dakika şey olduğunu evet şimdi daha iyi evet görüyorsunuz. 6 tane gol fırsatı yaratmış e, Deniz var ikinci sıra e, birinci sırada hani Batatmur için hücum alanında belki gol e, çok göremedik bir gol bir asisti var o da duran toplam oldu ama görüyorsunuz adam 6 tane gol fırsatı yaratmış toplam maç başına da iki tekabül ediyor bu bu istatistikler çok önemli e, bu istatistiklere bakarak yani her şey skor aslında futbol evet sonuçta skor işte asist gol önemli olan bunlar bak baktığınız zaman ama e, tabi biraz daha oyunun orçunu kiralamayacağım biraz daha böyle oyunun acaba işte bu rol yani pivot santrafor ha hani ne yapıyor işte yüksek atacağım ben topu tutacak falan kaleye yaklaşmamı sağlayacak evet ama işte Vedat Muriç bak tek toplar oyunda gördük çok güzeldi bunun yanı sıra 6 tane maç başına 2 tane gol fırsatı yaratıyor Hatta kilit attığı kilit paslar falan hariç kilit pas da var. Yani onlar ayrı. Gol fırsatı yaratma işi ayrı. Ya çok memnun oldum. Vedat Murç'u böyle kullanalım. Yani oyuncuları biraz daha bu yönde kullanmaya e, kendimi teşvik etmeye çalışacağım. Yani Böylelikle de hani sizlere biraz daha bir şeyler ifade edebiliyormuş gibi hissediyorum. Yani Şampiyonlar Ligi grup etabı eşleşmeleri yeni Malatya maçından hemen önce eşleşmelerimiz var. Ben güzel bir şey olacağını düşünüyorum ya grup. Manchester City, Juventus, <laughs> Real Madrid. Mikserin içine düştük. Bir ara duran top çalışmamız lazım. Duran top çalışmaları çok önemli. Sezon öncesinde bir antrenman yaptırdık. Ee, ama son sonrasında da bir antrenmanlı bir duran top yapmamız lazım. Teknik falan eyvallah. Hatta tekniğimiz iyi ya. burada milli takım arası var herhalde, değil mi? Son yeni Malatya maçında bir ara veririz. Sonra Adana Demir Galatasaray falan öyle gideriz evet. Bu bölüm biraz kısa olur ama normal zaten milli takım arası olacak. şu adamı da geçelim. Hep karşımıza çıkıyor. Yani gözlemciler o kadar şey yaptık ki gözlemcilerimizin baktığı oyuncuları alacağız. Güzel olacak bize. Şu an için havuzumuz genişliyor. Orta sahayı değiştirmeyi planlıyorum ya. Ozan Tufan yani şu baktığınızda 6 80 çok iyi değil. Şöyle Dorukan'a atıp Dorukan biraz daha ee, Ozan'dan çabuk. Yani konsantrasyon falan 15. Ozan'ın konsantrasyon kaç? 10. Bayağı fark var arada. Formsuz olanı keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani göz yaşına bakmayacağız. Kovuan, Christian Kovuan. Bu da güzel bir oyun. Çok güzel bir oyuncu. 4 milyon euroya biraz gelepir bir fiyata. 2 yönün ortası Alalım sezon sonu gelsin. Beş milyon euro teklif var. Sonraki satıştan yüzde kapat. Transfer tarihi sezon sonu İtalya diyelim şartları öner. Altı alt yirmi olsun ya Christian kovana Pavlovic dil kursuna evet adamı Türkçe dil kursuna gönderdik adamı Almanya'da oynadı. Bundesliga'da bir maç. Evet güzel. Sarı kartı var. İlk maçına çıkmış. Güzel. 6-20 kötü ama olsun. Neye başladı bakalım. İlk 11 oyuncusu. Kadro oyuncusu. Belirsizmiş. Pardon. Kadro oyuncusu. Sonra ilk 11 falan filan. Tamam. Bu sezon gelmeyeceksiniz zaten. Evet. Bu sezon Perugia'da devam edeceksiniz. Ama ya çok güzel. Biz de elimizi aslında e... Euro hiçbir şey. 1.62 4 yıllık bakalım Gel bakalım. Top maaş yüzde %10'u olsun ya. Yani. Geçen sezon zaten oynadı sürekli olarak. Bu sezonda sürekli olarak oynayacak. Oynamış vaziyette, hazır vaziyette gelecek bize. Christian niye Perugia kariyeri yaptım? Seviyorum. Vlad Dragomir de var aslında. O, o Cristian'dan bir tık daha iyi ama yani o orta sahadaki siyahi güçlü koşan oyuncuyu ben Tameze ile yakalayamazsam Christian umarım o eksikliği giderir. önümüzdeki sezonunda ilk transferini yaptık galiba. Ben Eseren İstanbul'da Serdar Milli Takım kadrosuna alınmadı mı? Şimdi biz dördüncü torbadan Galatasaray'a birlikte katılıyormuşuz. İlk 3 torbaları dağıtıyoruz. Dağıtıyoruz. Evet hadi bakalım. Bismillah şöyle bir gruplara bakalım. Ha işte, E grubu. Benim dediğim gruplardan birine benziyor. G grubu şeker gibi bir grup olabilir de çok tehlikeli de olabilir. Leipzig patates test eder adam vallahi hiç. Werner Ademola Lokman mı neydi bu? Aynen Ademola. Baba adamlar da oyuncu. Barça Liverpool Kopenhag yani şurada Arsenal, Atletico Madrid. O C grubu var ya C grubu. C grubu of. Anderlecht. Yani Anderlecht'e geçmiş olsun. Herhalde maçlar 12'den sonra yayınlanır. E grubu gelmesin. F grubu olabilir ha. F grubu çok güzel grup biliyor musun? E, gerçi bu Salzburg'ta da şeyler var. Deli oyuncu burada da. Santrafor'da e, Haaland'la Daka var. Öbür tarafta da Adamola, Lokman, Werner falan vardı. Oy. olsun G grubu olsun ay 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 ay, ay. <laughs> neyse Barcelona Liverpool bu arada ben ne yapacağım biliyor musunuz Barcelona Liverpool Liverpool deplasmanlarında e kendim öyle büyük takımlara karşı oynayabileceğim bir taktikle oynayacağım ki geçen sezon Bayern Münih'e karşı oynadığım bir taktik vardı ya, Onunla oynayacağım Aşırı kuvvet mi? Yallah yapacak dayanıklılığını geliştirmeye çalışacağız. Memnun değilsen biraz daha devam edelim bakalım. Eğer memnun değilse bırakırız, şey yapmayız. Antrenmanı kaldırırız Williams'ten. Ne yapalım? Onu görevlendir değil. Williams fena değildi. Kendi evimizdeki maçlarda iyiydi. Kesebiliriz de bizim İspanyol sol bekimiz var. Yani şurada krallar gibi 7-10 oynuyor mu? Antonio Luna'mız var. Devam edelim. Daha sıkışık fikstüre gelmedik. Tüm kupa maçlarını Antonio Luna ile çıkarız. Sağ bekte Murat Sağlam oynar tamamen. Takip listemize nereden girdin merak ediyorum. Oha. Evet bu bölümün son maçındayız. Yeni Malatya maçı güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Kazanacağımızı düşünüyorum tabii her şeyden önce. Kadıköy'de şey, düşmek üzere olan takımlara yani şu an çok erken tabii ama 17. sırada sonuçta benim puan kaybetmem için bütün ortam oluşmuş vaziyette. Yeni Malatya'yı bir kez kaybetmişiz. Evet deplasmanda inanılmaz bir şekilde kaybetmiştik. Buz gibi havada. Ne güzel değil mi? Kalede Berke var. Berke önceki yıllara göre biraz düşürülmüş gibi. Kararlılık 13 olmuş. Fena değil ya. Yani işimizi görür Berke bizim her türlü kalede. Ana Abel Ruiz. Çok şık bir pas. Uf. İnanılmaz bir atak, inanılmaz paslaşmalar. Çok iyi, çok iyi yani. Çok iyi. Guri dördüncü golünü attı yani. Bu kadar iyi. Tek top. Abel Ruiz kontrol. Guri'nin kaçtığını gördü. Ya dördüncü gol çok iyi ya. Kaçıncı maç bu? Ligdeki üçüncü maç. Hadi bir de şey var. Dört, min, dört resmi maçta dört gol. Tamam be. Muriş direkten döndü. Evet. Muriç'i de kornerlerde e, daha etkin kullanmaya başlamamız. Geçen maçtan itibaren meyvelerini vermeye başladı. Geçen maç bir gol bir asist. yani Onun haricinde de tüm kafa toplarını değerlendirdi. Bu maçta da bir direkten dönen top var. Şimdi ilk kornerimiz. Abel Ruiz içinden geçti adamın. Hop. Hop 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 yürüyerek gol attırdı. Rui 5. golünü atıyor bu sezonki. Abel Ruiz durdurulamıyor. Abel Ruiz. Böyle bir ya var ya. Çok zor ama Şampiyonlar Ligi'nde bir yarı finale çıksam da şöyle 60-70 milyon euro bir transfer bütçemiz falan olsa şu ikisine 35'er milyon euro işte taksit maksit bir şey yapsam alsam hiç bozmadan. Rui'yi 30'a falan alırız ama. Abel Ruiz'in 90 milyon serbest kalma maddesi var. Ondan aşağı düşmezler. Kiralamazlar da Fusu'ya yatacağız. Oo. Vayeho. Yakında adam vardı. Neyse. Bak güzel. Hiç. Ay 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 lan lan. Bir Fuma'ya Saliba'ya yetişir diyecektim ama Yok burada üst üste hatalar. Ee, Vedat geriye döndü. Dorukan kontrol edemedi. O da aslında kontrolündeydi. İlkten kontrol edemedi ama çok büyük bir hata. Bayağı o da elinden geleni yaptı. Bir bifuma. 11. dakika maç 2-1. Aman Rabbi neler oluyor diyelim. Dorukan direkt gole sebep olan hata. Ben Ruiz. Vedat'ın asisti. Çok güzel. Ee, vallahi Valla ama gol yeme riskimiz devam ediyor. Hayda. Bir bifuma. Bir Stoperlerin de bir an önce form tutması lazım. Serdar'ı da aslında oynatsak Serdar-Saliba daha sert bir ikili. Kaleci Farnol ne yaptı? Atladı zıpladı. Çünkü Vallejo biraz daha nazik bir stoper ama ayağı çok düzgün. Hani gerçekten bir oyun kurucu yeteneği var adamda. Serdar'la birlikte oynatırsak biraz daha sert bir savunma tandemi olacak. Deniz, Vallejo farklı. sür vurma sakın sür 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 çık çık topla çık harika çık çık siz de koşun ön alan evet bir tık yana Lan, bir tık yana ya niye vuruyorsun ya? vur hiç canım benim bir tane Dorukan moral motivasyon Aferin. Yani bir maya şöyle çok yakın oynatalım. Sert oynatalım. O kadar iç içe girmenizin hiçbir anlamı yok yalnız ha. Biraz Ya Williams içeri giriyorsun, her şeyi daha da zor hale getiriyorsun. Yani çok şey sıkıştırıyorsun. Hani iki yönlü bek içe de girer, dışa da girer biraz serbest rol. Ama olmaz yani bu kadar serbest rol. Olmaz olsun oyunu çok daraltıyor. Çok zaten onlar da göbeğe yığılıyor. E, e, genişletemiyoruz oyunu. Bak sağda hakimi ne kadar rahat. İki yönlü bek e, böyle daha açık, geniş, rahat oynayan takımlara karşı sanırım denk olduğumuz takımlara karşı oynarsak daha rahat ederiz. Bu arada Jayson'un golü de arada kaynadı ama harika bir goldü. Açın gidişatından memnunum. Böyle devam edin. Arnavut adam var ya şurada oyuncu varsa dur durduramıyorsun ya baksana başka adam geldi Williams vuramadı kafayı ki topları da çok iyi değil Williams'in çok güzel araya girdin Deniz ama işte o topu attığında birinin alması çok iyi olurdu fofana Ne yapsak pas oyununa mı dönsek ama neyse. Muriç çok güzel. Muriç gidemez ki. Yani gidemez. Sel olarak elveriş değil. O topun Vedat'a gelmesi lazımdı ki Muri'nin koşu yolunu alsın. Ayda FM19'daki şeye döndü. FM19'da da öyle ortayı yapardın Rakibe çarpıp geri sana dönerdi. Hop 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 hop. Bifuma'yı tutamadık. Bunun hız hızlanma kaç ya? 16-14 çeviklik değil. Topsuz alan da çok güzel. Zaten tutulaması için gerekli olan bütün özellikleri iyi seviyede. Çok güzel. Muriç'ten defans arkası iyi bir koşu. Bir oyuncu değişikliği daha yapalım. Bence Jason yoruldu. Jason yerine ya orta sahadan korkuyorum ama Tameze'yi atalım bakalım. Rydek Santra'fı atalım. Evet. Dört birlik güzel bir galibiyet ama tabi Bifuma'yı durduramadık. Aferin beyler iyi bir galibiyet aldınız. Onlar da tamamen Bifuma'yı besleme üstüne bir şey kurmuşlar. Oyun planı süratli bir oyuncu. 4 birlik güzel bir galibiyet. 9 puanımız var. Galatasaray bir galibiyet beraberlik. Galatasaray başlayamamış. 2-4 hafta sahalardan uzak. Hiç yoktan doğan bir sakatlık. Bu haberler bizi daha da üzüyor ya. Burı kaldığı yerden devam değil mi? 34 maç 31 gol. Lig, lig golleri sadece bu. Burada da 3 maç 4 gol. 4 maçta 5 gol. Fikstürümüze bakalım. Adana Demirspor maçıyla bir sonraki bölüme başlayacağız. Biraz ara var burada. Milli takım arası var. Liverpool, Galatasaray. hu Kayseri, Beşiktaş. Ay ay oynayalım diyorum ya. Eylül ayını oynarız. Ekim ayını oynarız. Güzel olur. Kariyerlerim ilk başladığım zaman zaten öyleydi ya işte Fenerbahçe Eylül ayı, Ekim ayı falan diye gidiyor. Böyle aylara ayırıp ilerlersek güzel olur diye düşünüyorum. Ee, yani Liverpool, Galatasaray Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı derbi maçı güzel olacak. Bakalım bizim çok merak ettim kaç oyuncu var. 46 kişi. 46 tane oyuncu var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Maçta galibiyet alabildiniz mi? Bir galibiyetleri var. Kendi evlerinde kaydı. Deplasman da Sivas'ı 3 sıfır yanmışlar. Vay arkadaş. Evet. Lig Kupa görünümünde tam yani şu uyum yakalanmıştı. Kötü oldu. Neyse Abel Ruiz ee... Baranetçiye atalım. Cavallero ne sakatlığı var? Ne kadar sakat? 3 hafta yok. Guri de bayağı olmayacak. Diego Almeida gelişim göstermeye devam ediyor. Bakalım liginde ne yapacak ya kendi ülkesinde rahat olduğu bir yer. Umarım biraz daha gelişir orada ve bize geri döner. Bilemsi yerine Antonio Luna'yı atıp Kanatbek destek. Evet Antonio Luna'yı görelim biraz da. Kaldıralım bakalım. Pres azalt geniş alanda oyna. Evet Antonio Luna'yı da görelim. Williams yeterince gördük bence değil mi? Fena değildi. 7.36 ile oynaymış. Williams son 5 maçtaki performans. Kadro diyelim şöyle bakalım. Vedat Mur için de şu istatistiğine bakıp şöyle günü ilerletelim. Evet. Maç günü istatistikleri gelsin. Vedat bir gol, iki asist oldu. Haber Ruiz iki gol, üç asist, dört evet, Deniz sekiz tane gol fırsatı var. Yaratılan gol fırsatı maç başı 1.50. Kilit pas 2. Şu an kilit pas'ta liderimiz kim? 90 dakika başına Deniz Türüç. Bu yüzden Deniz Türüç'ün de oyunda olması diğer arkadaşlarının şut çekme olasılığını yükseltiyor. Sonra kim var? Jason. Abel Ruiz geliyor hemen peşinden. Bu da enteresan. Yalnız yaratılan gol fırsatında da Deniz Türüç'ü yani Deniz Türüç bir kanat forvet ama 3 asisti var ve arkadaşlarını pozisyona sokma konusunda, arkadaşlarının pozisyon hazırlama konusunda çok yetenekli bir oyuncu. 8 tane gol fırsatı yaratılmış ve yani Deniz Türüç'ün sahada olmasının bize avantajı, bize artısı bu. İsabetli pas 90 dakika başına Hakimi, Sabek, Jayson, Dorukan. Dorukan ilk maçta yönemiş. Ozan'ın kötüymüş. Yani bu seviyede devam ederse tabii hiç deplasman oynamadı. Kendi evinde oynadı sadece. 50 yani şunlar daha iyi olabilir. Jason normal basit pasta oyunu oynatıyor çünkü. Tamam şöyle yap. Evet lig kupa görünümünde bırakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle ufaktan bir istatistiklere falan baktık. Kim ne yapıyor, ne etmiyor. E, bu yüzden de Deniz Türüç'ün sağda oynamasına karar verdik. Deniz ile sağ kanatta devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.